Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Gül'ün affının kabulünden 4 gün önce, 25 Ocak Salı sabahı Cumhurbaşkanlığındaki kritik bir görüşme için Beştepe'de olduğunu belirterek, Beştepe kaynaklarından aldığım bilgiye göre gizli tutulan bu zirveye Gül'ün yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iki bakanlığın bürokratları ile MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Avrupa Konseyi'nin yakından ilgilendiği, başta Osman Kavala olmak üzere siyasi davalarda nasıl bir politika belirleneceği konuşuldu. Gül, tutuksuz yargılamaları savundu her her zamanki gibi, dedi. Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı, ne olduysa, nasıl bir tartışma yaşandıysa. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa etmek istediğini açıkladı. Erdoğan da, olur mu öyle şey, diye reddetti. Ancak bir kere vazo kırılmıştı. İki gün sonra, Gül, 27 Ocak Perşembe günü istifasını yazıya döktü ve ardından Beştepe'ye gönderdi. Ertesi gün, Gül'ün resmi programında, 28 Ocak Veri Koruma Günü, vardı. Adalet Bakanı sıfatıyla katılacağı son tören olacaktı. Ne var ki bu gerçeği Gül'den başka bilen yoktu. Gül törende 15 dakika konuştu. Adalet Bakanlığı'nın YouTube hesabında paylaşılan konuşmasında Gül'ün metin dışına çıktığı görülüyor. Veri madenciliğinden söz ederken konudan saparak şunları söylüyor: "Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. Hukuk asla izin vermez, veremez, vermemelidir." Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran FETÖcü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu FETÖvari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir. Geçmişte oldu, şimdi de olsa ne olur diye bir şey kimsenin aklından geçemez. Hukuk izin vermez. Geçmişte acı örneklerini hep birlikte yaşadık. Bu cümleler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının sızdırılmasına yönelikti. İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Toplantı biterken Gül'ün ekibi bakanlıktan ayrılık hazırlıklarına başladı. Erdoğan, MOBES'e eleştirisinin etkisiyle mi, bilinmez, 4 gün önce sözlü istifasını geri çevirdiği Gül'ün dilekçesini aynı gün kabul etti. 29 Ocak Cumartesi sabahı saat 1.35'te resmi gazete yayınlandığında Türkiye, Gül'ün affını, istediğini, yerine Bekir Bozdağ'ın getirildiğini öğrendi, ifadelerini kullandı.